Önder Aksakal'a çok teşekkür ediyoruz. Tüm bayrakları görebilir miyiz Bahçelievler? Atatürk Havalimanı'nı söylüyorum. İstanbul seçimlerindeki tercihini şimdiden ilan etmiştir. Evet. İstanbul ne dedi? Türkiye 100 yılı dedi. İstanbul terör örgütlerinden medet umanlara karşılık birlik ve beraberlik demiştir. İstanbul koltuğuna kasetle oturanların bu ülkenin yönetimini kasetle ele geçirme operasyonuna geçit vermemiştir. İstanbul tefecilere, ülkesini teslim etmek isteyenlere istiklal ve istikbal diyerek mukabelede bulunmuştur. Londra tefecilerinden 300 milyar dolar alacakmış. Buna inandınız mı? Bay bay Kemal, sen avucunu yalarsın, avucunu. Tefeci, tefeciye kuruş vermez, kuruş. Esrar, eroin kaçakçılarından götürdüğü paralarla Londra tefecilerinden para alacak. Ya bu ne menemiştir? Bunun yanındaki akıl hocalarından da yoğurt olmaz. Onlar da ne nedir haberleri yok. Tefeci öyle kalkıp da kül yutar mı? İstanbul evlatlarının geleceğini örgütlerin, sapkın akımların eline bırakmak isteyenlere eyvallah etmemiştir. Bugün de Bahçelievler'de aynı heyecanın, aynı azmin, aynı kararlılığın sürdüğünü görüyoruz. İstanbul'un bu güzel ilçesinden yükselen sesin pazar gününe kadar hiç dinmeden süreceğine inanıyorum. 4 yıl önce ne dediler? Her şey güzel olacak. İstanbul'un başına çöreklendiler. Kardeşlerim, Allah aşkına, şu 4 yılda İstanbul'un başına çöreklenenler İstanbul'a ne kazandırdılar? Ya yaptıkları bir şey var mı? Yok. Bu kadar yılda bırakınız taş üstüne taş koymayı, teslim aldıklarına bile sahip çıkamadılar. Şimdi aynı felaketi ülkenin tamamına yaşatmak istiyorlar. Ekrem Efendi İstanbul'da görevini çok iyi yaptı. Şimdi onu Van'a gönderiyorlar. Oralarda o teröristlerin işaretlerini yapıyorlar. Karı koca beraber. Ya sen önce İstanbul'daki görevini yap ya. İstanbul'u sel afeti alıyor götürüyor. Nerede İstanbul'un belediye başkanı? Bodrum'da. Nerede? Kayak'ta. Bunlar görev insanı değil. Bunlar vazife adamı değil. Bunlar sadece maalesef. Söylemeyeceğim. Bunlar kurdukları masanın etrafında dökülüyor. Öyle bir faşizm iklimi oluşturdular ki kendi işlerinde bile en küçük ayrılığa tahammül edemiyorlar. Masadaki hanımefendinin kumar masası diyerek oradan kalktığında başına gelenleri gördünüz değil mi? Bir önceki seçimde CHP'nin adayı olarak bizimle yarışma yapılanları gördünüz değil mi? Günlerdir tehditler, şantajlar, hakaretler, kasetler havada uçuşuyor. Sonunda ne oldu? Adaylıktan çekilmek zorunda kaldı.
Sonra ne oldu? Tekrar gel dediler, gel. Tekrar döndü geldi. Biliyorsunuz biz 2018 yılında bu kişiyle yine bir cumhurbaşkanlığı yarışı yaptık. Ama ne oldu? Şimdi Muharrem Bey'e tekrar gel diyorlar. Çağrı yapıyorlar. E Muharrem Bey de tabii elinin tersiyle bunları itti. Çünkü burada yapılan bazı kalleşlikler var. Onları tabii biz şimdi bilemiyoruz. Kalkıp maalesef çok sulu adeta şakalar yapar gibi masaya çağırıyorlar. Gerekli cevabı o da kendilerine verdi. Ve bu yarışta kendisiyle ilgili ne kaset ne benzer başka bir iddia gündeme gelmedi. Ne zaman ki bu isim Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip oldu, işte o zaman bunların hepsi yaşandı. Tek başına bu tablo bile ülkede kaset kumpaslarının gerisindeki silüeti göstermeye yeterlidir. İlla kaset şart değil. Başka numaralar da dönüyor. Peki bu numaraların arkasında kim var? Ben söyleyeyim. Pensilvanya var. FETÖ var. FETÖ'cülerin oyunu bu. Ve bu oyunu şimdi de Muharrem Bey'e oynadılar. Ama bunlara dersi biz bu oyunu oynayanlara Türk demokrasisinde bunların yeri yoktur diyerek pazar günü vermeye hazır mıyız? Ben sizlerden bunu bekliyorum. Siyaseti böylesine çirkinleştirenlerin ülkeye temiz yönetim vaadi kadar gülünç bir şey olabilir mi? Bunların geçmişi de kirli, bugünü de kirli. Ellerini değdikleri her yerde kirlenir. Bunlar desteği nereden alıyor? Kandil'den. Taktiği nereden alıyor? FETÖ'den. Aferini nereden bekliyor? Batı'daki tefecilerden. Kader ortağı olarak kendilerine koalisyon masasında topladıkları partileri seçtiklerini sanıyorduk. Ancak Baybal Kemal kendine kader ortağı olarak terör örgütlerini ve onların iplerini ellerinde tutanları seçmiş. Bunların yerli ve milli hassasiyetlerinin olmadığını zaten biliyorduk. Ama bu derece gözlerini karartmalarını beklemiyorduk.